Her... Aman Allah'ım ne oluyor hocam ya? Tonguç bir önce bir merhaba de bir selam ver. Herkese merhabalar. Nasılsın Tonguç? Hocam çok korkuyorum. Savaş mı çıkıyor hocam? Evet evladım. Savaş çıkmıyor. İnşallah da çıkmayacak. Türk askerinin dünya barışına katkılarını anlatacağız. Önce bunları sen mi koydun buraya Tonguç bu falan? Hocam oynuyordum. Siz tam geldiniz araya aynen, dersi aynen, güzel. soktunuz. Yani güzel. Yani çok aynen. olmazdı. Ben aynen. De rahat rahat oynayacaktım. Öğretmenler bana. böyledir. Araya hep dersi of, sokarlar. Ders ders, ders. Tankla şimdi sana şöyle mi? şöyle sana doğru. Şimdi Türk askerinin dünya barışına katkılarını işleyeceğiz Tonguç. Biliyorsun Türk askeri e, NATO'ya katıl... Pehlivandır katı... hocam. Aynen pehlivandır. ne evladım <laughs> boksör orç... Neyse. İlk olarak biz NATO'ya katılabilmek amacıyla dünya barışını koruduğumuzu, Birleşmiş Milletler'in üyesi olduğumuzu göstermek amacıyla ve bilhassa da hani biliyorsun dünyada ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir soğuk savaş başlamıştı. Doğu bloğu, batı bloğu. Nükleer Do... savaş. Nükleer savaş değil evladım. Biz şimdi soğuk savaş vardı bir de sıcak savaş vardı. Sıcak savaş bildiğimiz savaş. Yani bildiğin ateş ediyorsun, Ilık öldürüyorsun. savaş var mı hocam? Ilık <laughs> Harikasın Tomş. Ilık savaş yok. Ee, soğuk, e, sıcak savaş bildiğimiz savaş. Kafanız <laughs> Evladım beynim... Pardon bu. özür dilerim. Şimdi bak. ilık savaş <gülüyor> neydi ya? <laughs> tamam hiç bomba bir adamsın ya. Şimdi sıcak savaş, kaynar savaş bir de... <laughs> Şaka şimdi derse geri dönelim. Şimdi sıcak savaş Tonguç'un bildiğimiz savaş. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bunların hepsi sıcak savaş. Soğuk savaş ise savaş yok ortada. Ama bir gerginlik var anladın mı? Mesela şu anda Amerika ile İran arasında soğuk savaş var. Yani. Amerika diyor ki seni ezerim, İran diyor ki nükleerim var. Anlatabildim mi? Belki de yok nükleeri, belki de var. Amerika belki saldırabilir, belki saldıramaz. Yani hocam poker oyunu vardı, blöf yapma diye bir şey. Aynen, Aynen Tonguç. Blöf, blöf, blöf eşittir soğuk savaş. Şimdi 2. Dünya Savaşı'dan sonra e, Rusya, Varşova Paktı'nı e, Amerika'da North Atlantic yani Kuzey e, Atlantik Okyanusu, e, Atlas Okyanusu Paktı'nı kurmuştu. Ve demişlerdi ki El Miyaman, Bey Miyaman görelim hadi bakalım birimize bir meydan okuyalım demişlerdi. Biz de o sırada batıya yanaştığımızı göstermek amacıyla 1950'de Kuzey Kore Rusya'nın desteğiyle Güney Kore'ye saldırınca biz de gittik Kore'ye asker yolladık. Niye? Oo. Dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz. O yüzden İstanbul'da. Koreliler bizi çok seviyorlar. Aynen. Bir sürü askerimiz şehit oldu orada. Bunu da Aa, ayrı bir videoda işleyeceğiz. Kore İstanbul'da. için. Aynen. Dünya barışı için. Ha, dünya barışı. Tabii tabii ki Kore için, Güney Koreliler için. 1992'de Somali'de iş savaş çıktı. Somali'de biliyorsun fakirlik, e, krallık, zor ülke çok sıkıntıda. Allah hiçbir ülkeye böyle sıkıntılar vermesin. Gibi, evet. Aynen. Fakirlikten çok büyük sıkıntı yaşıyorlar Tonguç'um. O yüzden de İç savaş üzerine sivil insanların hayatını kaybetmesi ve katliamların yaşanması üzerine 1992'de Türk ordusu... Dünya barışı için. E, dünya barışı için gitti. Biliyorsun Bosna'ya da yine askerlerimizi göndermiştik. Sen de... Bu ne evladım? Aferin. Bosnaya'da, hocam ben de evde silah taşıyorum hocam. Herhangi Ama, bir katliam olursa dünyada sen de Türk askeri olarak gideceksin değil mi Tomuç? Hemen hocam hemen herhangi bir Tomuş, yerde... Sen askerliğini nerede yapmak istiyorsun? Hocam askerliğimi e, Şehremini'de yapmak istiyorum. Şehremini güzel bir ilçemizmiş. Evet. Ama yerini bilmiyorum ama o Şehremin'i mi niye istiyorum hocam? Çünkü oradaki komutan çok iyiymiş. Evladım yani gerçekten komutanın iyiliğine bağlı olarak asker. Şimdi bir kere Tonguç asker demek savaşlar... Nöbet mi? demek hocam. Askerlik nöbet demekmiş hocam onu anladım ben. Günde e, 27 saat nöbet tutarmış. Kendileri de anlıyormuş 24 saatin içinde nasıl 27 saat nöbet tutuyormuş. Anladım Tonguç. Öyleymiş hocam. Demek ki bir saat orada daha fazla sürüyor. Daha uzun sürüyor daha şey. uzun Sürüyor. Evet. Şimdi 1993 yılında Bosna'da Müslüman halka karşı yapılan soykırım ve katliamı Sırplar tarafından yapılan... Yazıklar olsun. Evet buradan bir kez daha lanetliyoruz. Yapılan soykırım ve katliamı engellemek üzere Bosna her Hatta e, benim bir arkadaşım var Tonguç Murat diye. E, şimdi oradan buradan ona sevgilim. O da Bosna Hersek'e gitmişti 1993 yılında. Oradan... Moslar Köprüsü'nü yık yıkmışlardı hocam. Evet Sırplar Moslar Köprüsü'nü yıkmışlardı. O da orada mücadele etmişti. Yine NATO askeri olarak arkadaşım. O da bir Türk evladı olarak. Maşallah. 1997'de Arnavutluğa iç savaş halkın güvenliğinin sağlanması için yine asker yolluyoruz. Hocam Bak, peki musun? bu köpek balığı ne anlamı var? Allah aşkına bir açıklarsanız. Şimdi iç savaş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada şunu anlatmak istedik. İçimizde bir balinadır bu düşmanca duygular. İnsanlar birbirleriyle... Balina mı? Hocam huzur köpek için... balığı. Evet köpek balığı. İnsanlar huzur içinde yaşamak varken dünyada barış korumak varken hep birbirlerini yerler. Bu nedendir bilinmez. Bu da bir imtihan galiba. Ama Türk askeri gördüğün gibi bir Somali'de, bir Arnavutluk'ta, bir Bosna'da, bir Kore'de sürekli olarak hocam, dünya barış asker... için korsanmış hocam o. Korsan baksanıza ayağı şey topal hocam. Aynen, aynen. Evet Bu garip bir resim olmuş gerçekten sürrealist bir yaklaşım olmuş. <laughs> yine Kosova'da yaşanan iç kriz, iç savaş yine bizim askerlerimiz tarafından desteklenen bir orduyla düzeltiliyor. Hocam dünya barışına o zaman biz bayağı katkıda bulunuyoruz. Sen ne diyorsun Tonguç? Tabii ki bir de sen şunu biliyor musun? E, dünyanın en güçlü ordularından biriyiz biz Tonguç. dünyanın en güçlü kara ordusu Türk ordusudur. Bunu biliyor musun? O imkansız yok. Get... daha fazla hocam. Hayır evladım. Çinler fazla ama bizim ordumuz bir kere iman gücü var bir. Cesaret 5 ,5 var. Asker. Mesela Türk askeri 90 kilo ise bunun zaten 89 kilosu kafadan yürek. Anlatabildim mi? Cesaret var bir. Kastayım ya. hocam. Hayır evladım yürek hocam, yürek. Hocam ben vücudumu ölçtürdüm. Ee, evet. Yaklaşık ee, yani 70 kilomun e, 39 kilosu yağ çıktı. Allah e, 13 kilosu kas çıktı hocam. Su yok vücudunda yani fazla. <laughs> Geriye kalan da şey. Gaz. <gülüyor> <gülüyor> gaz. Buna göre Tonguç. <gülüyor> <gülüyor> boşluk çıktı <dedi>. hocam boşluk. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz da kafandakiler. Şimdi Tonguç'um kaliteli bir insansın. Esprilerini fen bilgimize geliştiriyorsun. İnsan vücudunun dörtte birinin su olduğunu gösterdim. Dörtte <laughs> <4 gibi>. mi? <laughs> yok üçte ikisi suydu değil mi Tonguç? Tamam. Evet hocam. Aferin kaliteli bir insansın. Şimdi burada şu önemli Tonguç. Türk askeri, Çinliler NATO'da değil. NATO'nun en güçlü askeri ordusu bizdir. anladın mi? Mesela Amerika Irak'a girmişti. Halledemedi Irak'ı. Niye? Çünkü askeri gücü yok. Yani paralı asker anladın Aa, mı? Adam Bizim askerimiz ya. paralı değil yani. Adam bomba duruyor. Ama askeri birlik olmadığı sürece bir yere giremezsin yani tam anlamıyla kara piyadesi. Bizim ordumuz hem PKK'dan dolayı hem de başka şeylerden dolayı çok ciddi bir e, şeyi var. Nedir ona da? E, gücü. Çok ciddi bir gücü var. Türk ordusuyla öyle şakaya gelmez yani. yamoturuz otururuz yani. Zaten dünya tam milattan önceki yıllarda Mete bulmuş. Hocam, onu istemi. Hocam, Makedonya'yı anlatmadınız yalnız. Gerek yok. Herkes biliyor zaten ama yine ne oldu hocam? Makedonya'da görüyorsun İskender'in resmini çizmişler. Makedonya'da iç karışıklıklar çıkıyor 2021 yılında. Yine bu aynı Bosna Arnavutlu gibi. yakın tarihte. Yani. Evet, yakın tarihte bize yine oraya ordumuzu yolluyoruz. Şu çok önemli tonguç. Türkler ilk Metehan Hun hükümdarı Onbaşı, başı, yüz başı, bin başı yani onun sistemi dünyada ilk biz buluyoruz zaten. Zaten Türklerin askerlikle Aa. alakalı esprisi nedir biliyor musun? Her Türk asker doğar Tonguç. Oo. Kadın erkek fark etmez. Her Türk asker doğar. Yani sen Her şu Türk anda... Türk asker doğar diye söylüyorlar da. Aynen mısın? aynen yani. Türk bir adama sen askerliğini yaptın mı? Yapacak mısın? Yapar mı? Ya yani böyle şeyler sorulmaz zaten. Her sen Türk yap... askerdir zaten. Sürekli askeriz yani. Anlatabiliyor muyum? Ama artık dünyada barış ortamı olduğu için artık fazla saldırmıyor. Sen şu silahı kaldır artık Tonguç. Tamam. Evet. 2002 yılında yine Afganistan'a iç karışıklıklar çıktığı için Müslüman ülke biliyorsun Afganistan. Bize de Kurtuluş Savaşı'na destek olmuşlardı. İlk Müslüman devleti bize Kurtuluş Savaşı'na destek olan iç savaştan dolayı destek görüyoruz Yine Sudan'da fakirlikten dolayı bölgede şiddet det ortamı oluşuyor. Ve oraya yine Türk askeri aynı Lübnan'da bu en son e, çıkan iç savaşta da Türk ordusu yardım yolluyor. En son 2011'de de Kaddafi yönetimine karşı halk argılanması çıkıyor, iç savaş çıkıyor ve NATO askeri olarak biz yine NATO askeri olarak Libya'ya asker gönderiyoruz. Bu bombaların buradaki bombalarla alakası yok Tonguç. Bu LS video bombardımanı devam edecek. Hocam Bunları... bütün videolar e, hepsini yükleyecek misiniz hocam? Hepsini yükleyeceğiz inşallah Tonguç. Tonguç Akademik Komo e iyi oldun değil mi Tonguç'um? Hocam olmaya çalışıyorum ama sürekli error veriyor. Acaba doğru mu? Oğlum senin bilgisayarda bir sorun var. Hemen düzelt onu ve hemen iyi ol. Hadi bakalım. Tamam hocam.